Saçı başı dağıttık resmen çünkü aşağısı yanıyor dostlar. Gördüğünüz Şavşat Artvin yolunda sağ tarafımızda ve sol tarafımızda nehirler aka aka geldik. Şimdi Cehennem Deresi'ne doğru yol alıyorum. Sanki tesadüfen tabela koymuşlar da ben de durmuşum gibi arkadaşlar. Cehennem Deresi Kanyonu Tabiat Parkı. Şurada yazıyor. Yani çok acayip bir yerde ya. Arabayı şuraya park ettim. Allah düşüyordum valla. Arabayı şuraya park ettim. Böyle bir kanyonun içerisinde buraya otopark yapmışlar. Şöyle de bir aradan gideceğiz herhalde. Şöyle ip ince bir ala. Bakalım. Şöyle bir kapısı var. Açık konuşmak gerekirse biraz da ürpertici. Özellikle şu başımın üstünde arada sıkışmış kayalar ve ortamın çok sessiz oluşu. Evet. Burada bir mağara var. Mağaraya gidebilmek için de şöyle bir patika yol var. Girilmesi tehlikeli ve yasaktır diyor. Yalnız mağara inanılmaz etkileyici duruyor. Ve kanyonun devamında da yine bu şekilde dar ve gizemli bir vadi duruyor. Cehennem Dere Milli Parkı burada bitiyor. Zaten internette de okumuştum. 500 metrelik bir yürüyüş alanı var. Etkileyici bir yer ama bakımsız, milli parklara ait. Hiç bakım yok. Hatta hiçbir güvencesi yok. Başınıza her an bir şey düşebilir. O yüzden çıkalım buradan. Evet, Cehennem Dere Kanyonu'ndan ayrılıyorum. Buraya gelinir mi, gelinmez mi, değer mi, değmez mi siz karar verin. Ben çekimini yaptım. Nasıl girildiğini, nerede durulduğunu, aracınızı nereye park ettiğinizi gösterdim. Ama yolunuzun üstü ise, örnek veriyorum benim gibi Şavşat'tan geliyorsanız Artvin'e geçmeden önce 7 kilometrelik gidiş, 7 kilometre geliş, 14 kilometrelik bir yol güzergahınız var. Yollardan geçmeye devam ediyoruz. İşte küçük araba olmanın faydaları. Evet, dünyanın en büyük Atatürk heykeline doğru ilerliyorum. Gerçekten çok heybetli. Ortalama 1,5 kilometre kaldı oraya ama şimdi ağaçlardan görünmüyor. Evet, görünecek. Şunun heybetine bakar mısınız?
Çok güzel bir manzara. Gerçekten karavanla çıkılacak bir yol değil ama atam için değer. Gel şu manzaraya bakar mısınız ya? Şimdi gözükecek, daha da yaklaşıyorum. Yaklaşık bir 10 tane S yaptım herhalde. Tam U yaptıklarım da oldu. Şurada, evet. Çok az kaldı. Evet, manzara da mükemmel. Artvin ayaklarımızın altında olacak. Zaten Artvin... Buradan nereden yiyeceğiz? Buradan mı yiyeceğiz? Evet. Saat 19 itibariyle kapalıymış. Ben de şurada kalırım. Burada bir yerde kalırım. İşte manzara, işte Atatürk. Bir gün eğer cam terasa gelmek isterseniz Artvin'de, bu işi geceye bırakmayın. Yani hava karardığında bu yaklaşık 8-9 kilometrelik yolu şehir merkezinden sonra gece almayın arkadaşlar. Çünkü bence tehlikeli bir yol. Bu korumalar bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok. Evet, cam terasa geldik. İnanılmaz bir rüzgar var. Şimşekler falan da çakıyor. Beni duymuyor olabilirsiniz. Yağmur geliyor. Aşağısı böyle bir vadi. Şöyle. Şurada cam teras var. Önceden sanırım burada para alıyorlarmış. Ama artık bu kulübeyi kaldırmışlar. Girişte para alıyorlar. Şöyle rüzgarı keseyim. Cam teras, gördüğünüz manzarada. Şöyle değişik yollardan geldim, kayaların arasından. Şöyle. Şurayı da göstereyim. Şöyle uçurum. Böyle bir vadi. Cam terasta buraya kurulmuş. Biliyorum, bazı takipçilerim bu yükseklikten korkuyor. Şöyle aşağıya hemen göstereyim. Camdan yapılmış. Çok yüksek. Dereyi de görebiliyorsunuz zaten. Şöyle. Bir vadinin içerisinde hatta. Şöyle. Böyle devam ediyor. Sonrasında geliyor. Böyle devam ediyor.
Valla bu cam teras için 12 kilometre drone görüntülerinde izlediğiniz yollardan geldim. Aşağısı tamamen uçurum ve korumalıklar çok az yerlerde var. O yüzden gelinir mi gelinmez mi siz karar verin. Yükseklik korkusu olan dostlarım gelmesin. Çünkü aşağısı çok yüksek bakıldığı zaman gördüğünüz gibi. Ama manzarası görülmeye değer. Ülkemizde milli parkların cam teraslara önem verdiğini biliyorum. Hemen hemen her şehire birer tane cam teras yapılmaya başladı. Turist kazanmak için bu manzarayı daha derinden ve aşağıyı görerek izlemek keyifli. Siz ne düşünüyorsunuz cam teraslar hakkında? Doğayı çok bozmadan, işletme haline getirmeden bence bize kazandırmaları güzel. Girişte 21 TL araç ücreti ödüyorsunuz. Sonrasında buraya geldiğinizde bir ödeme yapmıyorsunuz. Ve bu manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Şuraya bir masa kurup kahvaltı yapsak çok mu olur? Neyse. Yola devam edelim, çıkalım buradan. Gerçekten yemyeşil bir doğaya karıştım. Şu an böyle yeşillikler arasında gidiyorum. Tabelas Parkı tabelasından girdikten sonra yaklaşık 6 kilometre böyle kaldırım taşı şeklinde yol. Omuzun üstünde böyle şelaleler çıkabiliyor. Şöyle aşağıya doğru da dökülüyor. ...37 şehirde AFAD sel ve şiddetli yağmur uyarısı yapmış arkadaşlar. Ve bu şehirler arasında Trabzon, Rize gibi Doğu Karadeniz'deki bazı şehirler de var. Yağmur başladı. Ben şu an biliyorsunuz ki Karagöl'deyim. Böyle çok güzel bir yağmur yağıyor. Şu tarafta dere, arabaların park ettiği yer. Ben orayı oradan biraz uzaklaştım. Arka tarafında orman. Çam ağaçlarının devrilme ihtimali var. Buradan da derenin taşma ihtimali var. O yüzden tam ortadayım. İki tarafım da açık. Kendimi kontrol altına aldım diyelim.